Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nefis bir elmalı turta tarifiyle geldim arkadaşlar. Sosuyla birlikte harika bir lezzet. Videomu izledikten sonra hemen mutfağa gidip denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. Öncelikle hamurumuz için 200 gram un, yaklaşık 1 su bardağı kadar arkadaşlar. Bir cimdik tuz, bir tane yumurta, bir yemek kaşık sirke, elma sirkesi kullandım. Bir yemek kaşık sıvı yağ. Ve yaklaşık yarım çay bardağından biraz daha fazla ılık su. Suyu kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Evet, kabımıza tüm hamurumuz için tüm malzemelerimizi alıyoruz ve yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok katı olmayacak, çok da cıvık olmayan bir hamur elde ettik arkadaşlar. Evet. Şimdi bu hamurumuzu böyle bir küçük tasımızın içerisine koyacağız. Tabanını yağladım. Her tarafını yağ gelecek şekilde hamurumu yağlıyorum. Üzerine de biraz yağ döküyorum ve streç folye ile tabağımı kapatıyorum arkadaşlar ve hamurumu buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 1-2 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Evet, hamurumuz dinlenirse açması daha kolay olacaktır. Dinlenmiş hamurumuz açarken bizi yormayacaktır. Çünkü oldukça büyük bir yufka açacağız arkadaşlar. Evet, hamurumuz dinlenirken bu esnada iç malzememizi hazırlayalım. Yaklaşık 1,5 kilo kadar elma kullandım. Bu elmaları bahçemden topladım arkadaşlar. Organik elmalarım. Elmalarımın kabuğunu soyuyorum. Üzüm kullandım. Üzüm yaklaşık yarım su bardağı kadar üzüm kullandım arkadaşlar. Yarım su bardağı ceviz. Biraz limon suyu. 5-6 yemek kaşık şeker. 1-1,5 tatlı kaşık tarçın. Tarçın miktarını eğer daha çok güçlü seviyorsanız artırabilirsiniz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı arkadaşlar. Ve yarım su bardağı kadar da galeta unu. Evet, iç malzememiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi elmalarımızın kabuklarını soyup çekirdeklerini ayırdık. Ve ince ince bu şekilde piyaz, soğan kıyma makinamla kıydım. Tavama aldım. Daha sonrasında üzerine yarım limonun suyunu sıktım. Limon suyunu sıkınca arkadaşlar elmalarımızın rengi kararmıyor. Ve ocağımda sürekli karıştırarak pişirmeyi bıraktım. Şekerimi ilave ettim. İri çekilmiş cevizlerimi ilave ettim. Üzümleri sıcak suda yaklaşık bir 15-20 dakika beklettim. Onları süzüp onları da ilave ettim. Bu şekilde suyunu çekene kadar pişirdim arkadaşlar. Daha sonrasında tarçın ile lezzetlendirdim. Dediğim gibi tarçın miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz ama tarçın müthiş lezzet veriyor. 1-1,5 tatlı kaşığı yeterli gelecektir. Evet, iç harcımı soğumaya bıraktım arkadaşlar. Tamamıyla soğuduktan sonra yarım su bardak galeta ununu da ilave edip karıştırıyorum. Galeta ununu eklememin nedeni çok sulanmaması için. Eğer tekrardan su bırakırsa hamurumuzu yapış yapış yapmaması için kullanıyorum. Evet, malzemem hazır, iç malzemem. Artık hamurumu açmaya geçebilirim. Buzdolabından çıkardığım hamurumu böyle bir bezin üzerinde açacağım arkadaşlar. Temiz bir bez serin tezgaha. Tezgaha temiz bezi serdikten sonra unlayalım yapışmaması için. Ve ilk etapta merdane ile kontrollü bir şekilde açalım, büyütmeye çalışalım. Bu şekilde çevirelim ve arada bir unlayalım. Unlayarak yufkamızı büyütmeye çalışalım. Altında bez olduğu için biraz zorlasa da daha sonra bu bez bizi çok işimize yarayacak arkadaşlar katlarken. Evet. Elimizle bu şekilde büyütelim. Aynen çarşaf püreyi yapar gibi arkadaşlar. İncecik bir yufka açalım. Oldukça büyüyecektir zaten.
Asıldıkça genişliyor ve inceliyor. Merak etmeyin, hiç kopma olmayacak. Hamurumuz çünkü çok güzel, garanti veriyorum arkadaşlar. Eğer benim birazcık daha yerim olmuş olsaydı yufkamı daha da çok inceltecektim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde asıla asıla büyütüyorum arkadaşlar elimle. Artık merdaneyi bıraktım. Oldukça büyük bir yufka açtım. Evet. İncecik yufkamız hazır. Şimdi iç harcımızı koymadan önce yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağını tavada hafif bir ısıttım. Isıttıktan sonra fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürdüm. Yufkamızın her yerine tereyağı sürdükten sonra soğumuş olan iç harcımızı da yufkamızın her yerine gelecek şekilde dağıtalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Elmalı harcımızı da yufkamızın her yerine dağıttıktan sonra şimdi kenarlarını gördüğünüz gibi bezimizle bu şekilde içe katlıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bezimizi çevirerek rulo yapıyoruz. Evet, çok kolay, çok pratik oldu bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi bez ile birlikte yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsimize rulomuzu alıyoruz. Ve artık bezi çıkartıyoruz. Hamurun katlama kısmı aşağıda kalacak şekilde tepsimize yerleştirelim. Evet. Bir tane yumurta sırısını da fırça yardımıyla rulomuzun üzerine sürelim arkadaşlar. Fırını önceden 190 dereceye açıp ısıtıyoruz arkadaşlar ve 3-5 dakika kadar fırınımız ısınsın. Daha sonrasında tepsimizi fırınımıza orta bölümüne koyuyoruz. Yaklaşık 45-50 dakikada turtamız pişecektir. Kontrollü bir şekilde kontrol edelim. 40 dakikayı geçtikten sonra rengine bakalım arkadaşlar. Altı üstü güzelce kızarsın. Dediğim gibi 45-50 dakika arasında turtamız çok güzel pişecektir. Bu esnada biz vanilya sosumuzu hazırlayalım. 1 yemek kaşık silme nişasta, 1 çay bardak süt, 2 tane yumurtanın sarısı, 1 kutu krema, kremamız 200 gram. Damak zevkine göre tatlandıralım. 1 paket vanilya şekeri, 5-6 yemek kaşık şeker, 1 yemek kaşığı kadar vanilya aroması. Varsa mutlaka çubuk tarçın kullanın. Hafta sonu olduğu için ben çubuk tarçın maalesef alamadım. Pazar yaptığım için her yer kapalıydı. Bunun için çubuk tarçın kullanamadım evde olmadığı için. Ama alternatif olarak aromalar çok güzel lezzet veriyor. Aroma kullanabilirsiniz benim gibi arkadaşlar. Evet, tüm malzemeyi tenceremize alalım, karıştıralım. Daha sonra ocağımızın altını açalım. Sürekli karıştırarak, kontrol ederek orta ateşte sosumuzu pişirelim. Gördüğünüz gibi kremamız bu şekilde kıvam aldı. Dediğim gibi orta ateşte pişirelim arkadaşlar. Yüksek ateşte pişirmeyelim hemen. Ve sürekli karıştıralım, dibi tutmasın. Evet, kıvamı bu şekilde oldu. Eğer çok katı gelirse kıvamı, yarım çay bardak daha süt ilavesiyle kıvamını açabilirsiniz. İstediğimiz kıvama geldikten sonra bu şekilde süzelim. Sosumuzun içerisinde
Eğer dibi tuttuysa onları süzgecin üzerinde bırakalım. Ve pürüzsüz bir şekilde sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi müthiş lezzetli bir sos arkadaşlar. Sıcak olarak servis yapılıyor. Soğukta servis yapabilirsiniz. Bu kez bu turtamızda bu sosumuzu sıcak servis yapacağız arkadaşlar. Bu sosu dilediğiniz pastada, tatlıda, her türlü tatlı tariflerinde kullanabilirsiniz. Çok güzel renk aldı. Artık neredeyse pişmek üzere. Bir 5 dakika sonra fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi artık elmalı turtam, elmalı rulo turtam hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Bunu da söylemeyi belirteyim arkadaşlar. Sosum sıcak servis yapacağım için üzeri kabuk tutmaması için şeffaf folye ile kapattım üzerine. Arkada gördüğünüz gibi o şekilde bir kenarda beklettim. Ve ortadan kesiyorum. Gördüğünüz gibi rulo turtam harika görünüyor ve gerçekten müthiş lezzetliydi. Biz çok beğendik. Dediğim gibi deneyin derim arkadaşlar. Ve şimdi bol bol elma zamanı. Elmaları da bu şekilde değerlendirmiş olursunuz. Çünkü bayağı bir elma gidiyor. Evet, servis tabağımıza bir dilim keselim, koyalım. Mutlaka vanilya dondurması da kullanın arkadaşlar yanına servis için. Hazırlamış olduğumuz sıcak sosumuzdan da bolca dökelim ve afiyetle yiyelim. Evet. Gördüğünüz gibi bugün sizlere elmalı turta ve vanilya sos tarifimi verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Kanalımda bu şekilde farklı tariflerim mevcuttur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen kanalımda eksik etmeyin. Bu tarifleri sizler için hazırlıyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.